ve seçilme hakkı kazanmasının 91. yıl dönümünde İstanbul'da kuruldu. Geçen bir yılda yerel yönetimlerde başta kadınlar olmak üzere kırılgan grupların güçlenmesine yönelik ne tür çalışmalar yaptınız? Yakın dönemdeki çalışmalarınız nelerdir? Öncelikle evet biz çok mutluyuz. 3 Nisan 1930'da bu kadar önemli ve tarihi bir günün yıl dönümünde 3 Nisan 2021'de kurulduk. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı'nın kurucu başkanı olduğum için de hem mutluluk hem de onur duyuyorum. Bizim amacımız eşitliğin yerelden ve yerinden başladığı inancıyla ve bu çıkış noktası üzerinden kırılgan gruplar dediğimiz hassas gruplar diye ya da dezavantajlı gruplar diye farklı terminolojik olarak anlamları olan bu farklı ama biz daha çok kırılgan grup demeyi tercih ediyoruz. Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, mülteciler, göçmenler gibi aslında çeşitli ve çok boyutlu ayrımcılığa maruz kalan bu grupların kentsel hayata yerel düzeyde daha eşit koşullarda yer alabilmeleri, hem yerel karar alma süreçlerine katılabilmeleri, hem de kendileri için kentlerini daha yaşanabilir ve erişebilir kılmaları için neler yapabiliriz amacıyla. Yani yerelden başlayan bir savunuculuk hareketiyle biz bu oluşuma inşa ettik hep beraber. 7 kurucu üye arkadaşımla biz bu oluşuma kurduk. Ve her zaman düşüncemiz şuydu, daha eşit ve kapsayıcı bir dünya mümkün. Bunu nasıl yapabiliriz? Hep beraber. Yani farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz. İşte o Suriyelidir, o mültecidir, o göçmendir, o yaşlıdır, o kadındır, o... Hayır. Ötekileştirmiyoruz. Biz birlikte güzeliz, biz birlikte daha iyiyiz ve birlikte bu şehirleri, bu kentleri hepimiz için daha yaşanabilir, daha erişilebilir, daha umutlu, daha mutlu şehirler haline getirebiliriz. O yüzden biz de elimizi taşın altına koyalım. Mahallelerden başlayarak hepimiz için daha eşit bir dünya, yerelde eşitliği nasıl sağlarızı konuşmaya başladık. Ve bu alanda da ilk yaptığımız çalışma bir kapıda sen aç. Yani muhtarlar mahallelerde az önce verdiğim sayıların üzerine biz şunu gözlemledik ki aslında mahalleler demokrasinin ve eşitliğin merkezi olabilecek yapıda. Yani muhtarlıklar ise demokrasinin beşiği. Türkiye'ye özgün bir model, çok aslında katılımcılığa ve kapsayıcılığa çok uygun bir model. Bu alanda çok önemli potansiyelleri var. Ancak bu alanlar neredeyse %97 oranında erkekler tarafından yönetiliyor. Kadınlar yok. Genç kadınlar yok. Engelli kadınlar, az önce hani farklı kırılgan grupları söyledim ya, gelelim o kırılımlara. Engelli kadınlar çok az. Yani böyle bir dünyada hepimiz için daha eşit ve kapsayıcı diyorsak o zaman biz çeşitliliği sağlamalıyız. Yönetim kademelerinde sağlamalıyız. O yüzden öncelikle bir kapıda sen aç kampanyası ile mahallelerde daha fazla kadın. Ama dediğim gibi tabii ki tek tip kadınlık yoktur. Engelli kadın vardır, yaşlı kadın vardır, genç kadın vardır, göçmen kadın vardır. Yani seçilebilir farklı gruplardan tüm kadınların aslında mahallelerden başlayarak temsil edilebilmesi için çalışmalarımıza başladık. Ve bu konuda çalışıyoruz. Tabii ki bizim tek öncelikli hedefimiz, en öncelikli hedefimiz tabii ki kadınlar. Ancak bununla beraber biz herkes için çalışıyoruz. İsmimizin de verdiği küresel eşitlik ve kapsayıcılık ağı olduğu için biz afet ve iklimle ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Kentte nasıl hepimiz için daha güvenli, daha konforlu yerler olabilirle ilgili alan araştırmaları yapıyoruz. Bu alanda paneller düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Yani demek istediğim şu, bizim öncelikli hedefimiz kadınlar ancak tek çalıştığımız grup kadınlar değil. Çünkü küresel eşitlik kapsayıcılık ağı karma bir örgüt. Karma bir yapıda kuruldu. Hem kurucu üyelerimizin arasında erkekler var, farklı özelliklerden kadın ve erkek arkadaşlarımız beraber biz bu süreci başladık. Dolayısıyla biz çocuklarla ilgili de çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Bir kısmını yaptık, bir kısmı planlama aşamasında işte göçmenlerle ilgili de düşünüyoruz.
aslında tüm süreçlerde hepimiz nasıl entegre olabiliriz? Nasıl aslında her birimizin düşüncesi bu süreçlere dahil edilebilir? Bu konuda kampanyalar yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki en önemli yaptıklarımızdan birisi de akademiyle sivil toplumu, yani akademiyle sahayı bir araya nasıl getirebiliriz oldu. Bu alanda Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi'nin yayın hayatını başlattık. Yaklaşık bir yıl önce yine biz kurulum aşamasındayken hayalimizde onu da gerçekleştirdik. Çok zengin bir yayın ve danışma kuruluyla yayın hayatına başlayan bu dergi daha şimdiden çok indeks almaya başladı. Ulusal ve uluslararası platformlarda taranmaya başladı. Yani bu alanda aslında sesimizi ve sözümüzü, yani eşitlik, kapsayıcılık, yerelden başlayan demokrasi anlayışını nasıl geliştirebiliriz konusunda sesimiz ve sözümüzü duyurmaya devam ediyoruz.